Evet, herkese merhaba, Arbeneray. Bugün Amatarak oyunu çekeceğim. 5-6-0. Blitz temposunda. Umarım kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmazsınız. Serinin devamı için videoya like atmanız önemli ki sizin beğendiğinizi anlayabileyim. Hazırsanız başlıyorum. E4 ile başlayacağım. İskandinav peki. Fil ve şah C6 derece aldı. D7 fil E2. At D5 fil F3 sonra. Sonra şu tarz fikirlerle, C6. Peki D4. Merkezime piyonumu koyuyorum. Sonra C4, belki at C3, at E2, rok, F4. C4'de şimdi at B4'ü var ve artık at D3 hem de at C2 tehdit edecek. O yüzden bir tane A3 oynayabilir miyim acaba? Veya direkt at E2 gelişme devam edebilirim. İki seçeneğim var burada. At E2 oynayacağım. Gelişme devam etmeyi tercih edeceğim. At G3. H4. H6. Bir şey çıkmaz gibi ama flash 5 belki sonra. Flash 7. Vezir E2. G6. O tarz. H4 oynuyorum. Bakalım rakibimiz ne tepki verecek ki, H6 bekliyorum aynen. Şimdi flash 5. Şunları bir değişelim. Şimdi flash 5, vezir H5, at F6. Değişmedi peki. Vezir E2. Planımızı uyguluyoruz. Şimdi belki G6 oynayabilir de, yani normalde vezir de yata aynen. Bu hamle de olur. Diğer bahsedeceğim G6 hamleleri kötüydü. Yani kötü olduğunu söyleyecektim. Çünkü filinizin önünü kapatıyorsunuz ve bu güzel bir şey değil yani. Hele ki Karakan'da. Hiç güzel bir şey değil. At B4 oynayabilir. C5. Vezir D4'e, vezir E6 varım var artık. O yüzden şimdi yine C5 oynayabilirim. Vezir E7 kaçınca da artık fil F4 fikirlerim her zaman var. Fil D6 girmek amacıyla. C5'imizi oynuyorum. Bakalım rakibimiz de tepki verecek. Vezir E7 bekliyorum. Belki F3 çekmek de olabilirdi. Ama at D5 iyi değil sanki. Beğenmedim yani açıkçası. Fil F4, at D5, D6. Gerçi daha da iyi opsiyonumuz yok gibi. At D5, H5. Sonra at C3. Yani bence iyi konumda kaldık. Yani hele şu çaprazı kontrol edebilirsem eğer çok daha iyi olacak açıkçası. Fil B1. İlginç bir tercih. Şimdi artık at D5 koyacak, tamam. Yani at C3'üm. Peki. Fini fiancetto olarak geçirmeyi tercih edecek ama gerçi çok da yapacak bir şey de yok yani. Çünkü konumu çok sıkışık. Ama bence bir an önce at D5 gelmesi lazımdı diye düşünüyorum. At D5'e de orada büyük ihtimal fil D2 çekip sonra belki B4 veya ilk önce bir H5 koyabilirdim. Bunu kaçırdık. Aynen. O yüzden fil D5 vuracağım. H5 sonra. E5'e vursa vezir G4 olabilir belki. Aynen C5 aldı beklediğim gibi. H5. Şimdi artık buraya basmaya çalışıyorum. G5 yere fil D6 oyuncu. Vezir D8'e de at F5 olabilir. Fil D6, at D6. Fil D6 oynuyorum. Vezir B5 belki. Vezir B7 fikriyle oynayabilirim bence. Vezir B5 oynayacağım. Fil D6, C6.
Şu anda gayet iyi konumumuz. Yani baskıyı biz yapıyoruz. Hem de Filiat olursa artık buradan sonra bu C hattı da açılmış olacak. Ve bu benim için bir avantaj aslında. Çünkü kalemi 7. yatağa indirebilirim artık. Her şey istediğim gibi gidiyor şu an. A6'ya da bir vezir B4. Veya vezir A4 niye çekmiyorum ki? B5 kendini zayıfladı zaten. Yani vezir A6 alırım en kötü. Vezir D4. Kale C'ydi. Bence çok iyi orası. Sonra vezir C6 falan. Vezir F4. Ha, D6 istiyor. At F5 yapabilir miyim burada acaba? Onu hesaplamam lazım. Sanırım olmuyor. Çünkü at F5. Şimdi F5 alırsa tabi. Kaleye birler falan var artık. Şah D8, vezir A5, vezir A7. Çok iyi gibi durmuyor ama gerçi orada da savunabilir yani. O yüzden at F5 maalesef olmuyor. Vezir B4 koyabilirim. Belki kale C7 koyabilirim. Kale C7, vezir D6. Kale FC1, sonra kale C8. Ama bunu çok beğenmedim açıkçası. O yüzden vezir B4 oynayacağım. Her şeyi koruyorum. A5 mantıklı bir hamle. Veziri saptırmaya çalışıyor. Vezir A3 oynayacağım. Çünkü benim için bu D6 piyonu çok önemli. Sonra kale C7'yi yine bilmem için güvenlikli. Yani güvenli bir şekilde. Öyle diyeyim. Kale F1. Vezir E5 mi oynayacaksın? Kale E1. Vezir F4. Vezir B4. Vezir B4. AB'de bak kale C'ydi. Yani 7. yatağa inerim ama bir piyon geri de oynayacağım. O yüzden pek sevemedim. Vezir F3 mü gidecek, E3 mü? E3 daha iyi gibi geldi çünkü at E5'i falan kesiyor. Doğru bu vardı. At F5 oynayabiliyor muyum? Vezir E5. Veya kaleye bir koysam ilk önce. İşler karıştı. Konum karıştı. Kaleye bir. Kalede bir. Belki at E4 sonra. Ha, at F6 koydu. Bu bizim için biraz sıkıntı. Vezir F3. Şak G7 oynayacaktır büyük ihtimal. Vezir C3 oynuyor ama vezir F4 koydu. Daha güçlü. Çünkü kötü oynadık. Açıkçası. Artık rakibimin hatasını bekleyeceğim. Böyle kale 3, kale F3 falan. Çünkü hiç iyi değil şu an konu. Kale 3. Ya vezir C4 mü? Bunu kaçırdım. Vezir A3, B4, vezir A5. Kara C8, vezir B6, kara A6, vezir B7. Kurtuluyorum gibi. Vezir A3 oyuncu. Her daim değişmeye hayır yani, mecburen. Çünkü adam iki piyon önünde, yapacak bir şey yok. Vezir B6. Kale F3 oynayacağım. Kale A2. Kale F3. At E4. At E4 alabilirim galiba. Vezir E4. Ama sonra ne yapacağım? O biraz meçhul. Kale D4 oynayabilirim galiba. Ha, oynayamıyorum pardon ya. Hata yaptık. Gene hata yaptık. Şah H2. Vezir E5 G3. Vezir B4. Vezir G1 veya vezir H1'e şah G3 var. F5. Bu büyük ihtimalle kayıp. Artık süresine de oynamam lazım. Kale B6 oynayayım. Kale D3. B4. B5. Kötü oldu. Kale B6. Artık full zaman düşürmeye oynuyor. Keşke
Abisiydim. Neyse kalaşır. H7. Şaşaltı. G4. Kala 1. Kala 8. Kala 8. Kale 8. Kale 4. H8 vezir. Ve kazandık, evet. Vezir D2, vezir E1 mat. Evet. Hatalarımıza rağmen kazanmayı başardık. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.